Yusuf Kaplan. 3 Turgut Cansever. Düşünür, mimar, bilge. Geçtiğimiz ay 100 kitaplık okuma listesinin dördüncü aşama kitaplarını yayınladım. Listede Cansever'in de en önemli kitabı yer alıyordu. Ancak liste yayınlanınca okuyucular sadece İslam'da şehir ve mimari başlıklı bu kitabı değil, hiçbir kitabının baskısı olmadığı bilgisini verince beynimden vurulmuşa döndüm. Şehirlerimizi neden mahvediyoruz diye sorup duruyoruz. Cansever gibi bir mimar düşünürün kitapları yoksa basılmıyorsa şehirlerin mahvolması normaldir. Bugün Cansever'in vefat yıl dönümünde daha önce yayımlanan bir yazımı sizlerle bir kez daha paylaşmak istedim bu yüzden. Kuşatıcı ve kucaklayıcı medeniyet perspektifi. Turgut Cansever kimdi? Düşünür, mimar ve bilge adamdı hangisi daha önemliydi diye soracak olursanız, bilgeliği diye cevap verirdim, hiç tereddüt etmeden. Ama bu üç temel özelliğini birbirinden ayırt etmek çok da kolay değil kanımca. Neredeyse kurduğu her cümlede bu üç özelliğini de görebilirdiniz. İşte o artık çok bilinen cümlelerinden biri. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Bu ülke Turgut Cansever'in değerini bilemedi yaşarken, vefat ettikten sonra da bütün yönleriyle keşfedemedi Cansever'i de, düşünce dünyasını da, mimari ufkunu da ülkeyi çoraklıktan çıkaracak, engin bir vahaya kavuşturacak bilgeliğini de. Düşünürleri düşünür yapan öncelikle medeniyet perspektifine sahip olmalarıdır. Medeniyet perspektifi her şeye, düne, bugüne, dünün, bugünün ya da yarının muhtemel hadisi. Dünün, bugünün ya da yarının muhtemel hadiselerine bütünlüklü bakabilme melekeleri kazandırır insana. Derin nefes aldırır, donan zihinleri açar, körleşen kalpleri kanatlandıran bir ruhla donatır. Bu ruh zamanları ve mekanları açan bir yolculuk yaptırır. Hem sahibine hem de muhatabına. Canseverin medeniyet perspektifi köklü, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir medeniyet perspektifiydi. Hazret Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem, Konfüçyüs'e, i̇bn Arabi'den Wittgenstein'a, Sinan'dan Le Corbusier ve Hausman'a, sanat müziğinden barok müziğe kadar uzanan alabildiğine geniş bir dünyanın içinden konuşuyordu bilgeliğiyle kalpleri fethetti. Konuşlandığı yer, konuşmasının içeriğini belirliyor, konusunun ve konuşmasının dilini, yerini ve yönünü tayin ediyordu. Turgut Cansever'in bir bütün olarak ortaya koyduğu fikri ve mimari çaba, Fütuhat-ı Medeniye fikri etrafında geliştirdiğim Mekke sürecinde hakikatin hayat bulduğu dili ve zihni, Medine sürecinde Hakikatin hayat olduğu muhkem yeri ve zemini ve nihayet hakikatin bütün insanlığa ve varlığa hayat sunduğu Mekke ve Medine süreçlerinin hasılası olan yönü zamanı şekillendiren medeniyet tasavurunun üçlü biliş, ilim, oluş, irfan ve varoluş hikmet yolculuklarından oluşan kurucu, konumlandırıcı ve koruyucu menzillerine tekabül ediyor. Bu noktada geliştirdiğim ve sistemleştirmeye çalıştığım fütuhat-ı medeniye fikrinin inşasında beslendiğim önde gelen düşünür ve sanatçılarımızdan biri de Turgut Cansever Üstadımızdı. Hasbelkader geliştirdiğim bu medeniyet tasavvurunun oluşmasında verdiği katkının yanı sıra ortaya çıkan haliyle bu medeniyet tasavvurunun Cansever'in düşünür, mimar ve bilge niteliklerini açıklamakta bir hayli zihin açıcı bir işlev gördüğünü de ifade etmeme izin verin lütfen. Cansever'e bilge karakterini kazandıran onun Müslümanlığının sahiciliği ve samimiyetiydi. Çocuksu saflığın arı duru ümmileşmiş hayatımızı, fikir, sanat dünyamızı ve duyarlılıklarımızı arı duru kılıcı, ümmileştirici, bizi taptaze, her dem taze, her dem diriltici bir hakikat medeniyeti yolculuğuna çağıran ve çıkaran sahiciliği, samimiyeti ve sarıp sarmalayıcı, kucaklayıcı, derin nefes üfleyen dervişliği ve derinliği yani. Düşünce hayatımıza mimarinin ufkunu kazandırdı. Turgut Cansever'in bir diğer ayrıksı özelliği de düşünce hayatımıza mimarinin ufuklarını kazandıran bir düşünür olmasıydı. Hakikatin hayat bulacağı, hayat olacağı ve hayat sunacağı bir zemin, bir yer, bir habitus. Kısacası mekan fikri onunla düşünce ve sanat hayatımıza girdi. En azından düşünce ve sanat hayatımızın ufuklarının koordinatlarını belirginleştirdi ve zenginleştirdi. Heidegger'ın derdi, tarih olmuş bir Hristiyanlığın nasıl hayat olabileceği meselesiydi. Turgut Cansever'in derdi de, İslam'ın nasıl yeniden hayatımız olabileceği ve hayatımıza nasıl diriltici bir soluk üfleyebileceği meselesiydi. Onun kendi mimari tasavurunu açıklarken geliştirdiği sistematik bu konuda gayet sarih ve ufuk açıcı fikirler sunuyordu bize. Cansever tevhidin bütünleştirici ilkesinin atomları, parçaları, farklılıkları bir araya getirdiği ve her birinin kendi hayatını yaşayarak tevhidin bütünleştirici ilkesine katıldığı ve katkıda bulunduğu tevhid ve adalet ilkeleri çerçevesinde inşa edilen muazzam bir mimari tasavvuru geliştirmişti. O yüzden mimarinin estetiğin bir alanı olmaktan ziyade ahlakın bir alanı olarak ele alınması durumunda nefes alabileceğimiz, dünyayı güzelleştirebileceğimiz bir işlev göreceğine dikkat çekmişti özenle. İşte o zaman mimarinin bir kozmolojik tasavvur olarak kavranmasının, buradan tevhide, bütünlük fikrine ulaşmasının mümkün olabileceğini ve ancak bundan sonra mimarinin farklı mimarlık malzemelerini, araçlarını, kitabımızın tarifiyle her şeyin yerli yerine oturtulması demek olan adalet ilkesi çerçevesinde verimli bir şekilde kullanabilecek bir kıvama ulaşabileceğini söylemişti. Dikkat ederseniz Cansever'in bu çözümlemeleri sadece mimari alanda uygulanmakla kalmayacak, siyaset teorisine de, estetik teorisine de, hayatın bütün alanlarına da tatbik edilebilecek kadar kapsamlı, kuşatıcı, kucaklayıcı, ufuk ve zihin açıcı tahlillerdi. Cansever yaşarken hem mimarimizi ve şehir hayatımızı hem de düşünce, sanat, siyaset ve toplum hayatımızı diriltecek bir düşünür, mimar ve bilge insan olarak değeri hakkıyla bilinemedi ne yazık ki. Fakat şundan hiç kuşku duymuyorum. Turgut Cansever sadece mimari hayatımızın ve şehirlerimizin değil, sanat, siyaset, toplum ve ahlak hayatımızın da ruh kazanmasında kilit rol oynayacak yakın gelecekti. Bu nedenle onun izini sürdüğü ve bence şahsında gerçekleştirdiği, onu bilge insan katına yükselten insanı kamil modelinin mimari, sanat, fikir dünyamızda zamanla endemesine ve boylamasına hakkıyla keşfedileceğini, başka da bir çıkış yolumuz olmadığını düşünüyorum. Çağdaş Sinan'ımız cansever üstadımızı rahmetle, şükranla anıyorum bir kez daha. Vesselam. Yusuf Kaplan Gençler